Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah Emma bat Arkadaşlar bu dersimizde Dukhulul fa fil haber Yani haberin Başına fa gelmesi meselesini inceleyeceğiz Ne diyor? Ve in inkânel Mübtede'u Ba'de emma Mübteda Emmadan sonra geliyorsa Ba'da Mübteda emma'dan sonra geliyorsa vacebe duhulül fa'i fi haberihi fa'nın haberin başına gelmesi vaciptir. Nahvu emma zeydun fa muntalikun Zeyd'e gelince o gide o gidicidir. Bakın arkadaşlar şimdi. Emma'dan sonra müpteda gelmişse haberinin başına fa gelir. Emma ente fe zalimun. Sana gelince sen zalimsin. Ente zalimunu aldık, başına emma getirdik. Emma ente fe zalimun. Arkadaşlar bu şekilde. İlla ancak şu iki şart, şu iki durum istisna. Yani bu iki durumda emma'nın haberinin başına emma'dan sonra gelen mübteda'nın haberinin başına fa gelmiyor. Bir darureti şi'ri. Şiir zarureti varsa arkadaşlar. Şiir zarureti ne demek? Bakın bir şiir var. Emmel qitalu la qitale Normal konuşma dilinde fela qitale dememiz lazım. Ama şiirde arkadaşlar bazen şöyle durumlar oluyor. Türkçede de var. Kafiyeyi uydurmak için cümle düşürülüyor, kelime düşürülüyor. Normal dil kurallarında olmayan şeyler yapılabiliyor. Arapçada da böyle arkadaşlar zarureti şiir. Şiir zarureti. Şiir durumu farklıdır arkadaşlar. Şiirde her zaman farklı durumlar olabilir. Burada da var. Evli izmaril kavli veya arkadaşlar biz bu haberi hasfetmişizdir. Gizlemişizdir haberi. Onun için fa gözükmez. Örnek Femmellezî nesvetbet vücuhuhum Bakın burası müpçede arkadaşlar ellezine isveddet vücuhuhum mükteda bundan sonra fa'nın gelmesi gerekiyor Ekefartum <laughs> gelmiş ama nasıl yani arkadaşlar burada bir izmar var İzmar ne demek gizleme bakın feyukalü lehum ekefertüm burada feyukalü lehum gizlenmiş arkadaşlar buna izmar diyoruz burada feyukalü <laughs> lehum gizlendiği için arkadaşlar nedir fa burada gözükmüyor. Anlaşıldı mı bu iki durum? Evet hocam. Tamamdır. Ve inkâne. Eğer müpteda ismen mevsulen ismi mevsulse bir fiilin ev zarfin ellezî yef'alû ellezî fiddâri gibi arkadaşlar. Yani Sıf. sılası fiil veya zarf olan şibih cümle olan bir ismi mevsulse. Ellezî <messizlik> yef'alu mesela ellezî yazlimo <messizlik> fehuve fi cehennem gibi düşünün. Ellezî yazlimo <messizlik> fehuve fi cehennem. Bunun örneğini yazmazsak akılda kalmaz. Ellezî yazlimo. <messizlik> Bakın burada sıla nedir? fiili gördüğünüz gibi. Ellezi yazlimu. Nerede bu? Zayi bulamadım. <laughs> yazlimu. Fahuva fi <fî> cehennem. Fahuva finna. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada ne oldu? İsmi mevsul arkadaşlar. Fiilini geldi. Müpteda şeklinde geldi. İsmi mevsul. Haber şu huve. Bunun başına fa gelmesi arkadaşlar caiz. Bakın yukarıda vacipti. Vecebe demiş değil mi? Burada caiz arkadaşlar. Başka? Ve inkanel u mevsufen bihi. Nasıl yani? Fiil veya zarf sabının sıfatı. Racülün yazlimu Racülün yazlimu diye mübteda var. Racülün yazlimu Fahuva finnar Veyahut da huva finnar İkisi de olur arkadaşlar. Caizdir. Tamam. Anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Anlaşılıyor mu? Sesiniz gelmiyor. Huwa finnar. Bakın. ve da raculun yazılımı huwa finnar. Ev nekiraten mevsufeten bi ahadihima. Daha doğrusu bunu bu bunun örneği arkadaşlar. Bunu taşıyalım burada. Bunu buraya taşıyalım. Ev mevsufen bihi dediği şu arkadaşlar. Tam döneriz. Şuraya geçelim. Ev mudafen ileyha. Ha buraya nereye dönüyor? Nekreye dönüyor arkadaşlar. Ve inkânel müptedeu mudafen ileyha. Nekreye muzafsa arkadaşlar. E lafzu kül. Mudafen ila nekratin nasufetin bir müfredin. Mesela küllü raculin alimin gibi arkadaşlar müfrede sıfat olmuş bir nekre ise yani müfred, müfredi sıfat olarak almış bir nekre ise ev gayra mevsufetin aslen caze duhulul haberi bu durumlarda arkadaşlar fa'nın duhulu caizdir habere duhulu caizdir ve keza iza dakhala alayhi inna ve enne ve lakinne bi hilafi sa'irin ve sahil harfen kana ev fi'len ellezi yetini ev fiddari felehu dirhamun. Arkadaşlar örneklerini şimdi verecek. Altıncı durumda müptedaya arkadaşlar inne ve enne gelmişse, lakinle gelmişse bunun da haberinin başına arkadaşlar fa'nın gelmesi caizdir. Birinci, birinci örnek. Ellezi bakın İsmi mensul arkadaşlar fiil almış. Veyahut da ellezi fiddari evde olan felahu dirhemun. Evde olana dirhem vardır. Evde olanın dirhemi vardır. Kul innel mevtellezi tefirrune minhu fe innehu mulaqikum. Bakın. Mübtedanın başına inne gelmiş arkadaşlar. Fe innehu mulaqikum. Haberinin başına fa gelmiş. Bu caizdir caizdir. Gelmese de olur muydu? Olurdu. Bakın arkadaşlar. Raculun yetini burada hangisi? İkincisi. Raculun yetini ev fittari felahudirham. dirham. Gelen adama veyahut da evde olan adama sıfattır bu. Yetini de sıfattır. Fittari de sıfattır arkadaşlar. Felahu dirhamın haberin başına fanın duhulu caizdir. Ve gulam racul yetini Gelen adamın oğluna veyahut da evde olan adamın oğluna dirhem vardı. Burada da muzaaf olursa demişti hatırlıyorsanız. Muzaaf olursa. Burada da arkadaşlar fanın duhulü ya izdir. Ve kullu raculin alimin dirhamun. Arkadaşlar sıfat almış bir nekreye kül lafzı gelirse bunun da haberinin başına ha gelmesi caizdir arkadaşlar. Ve küllü racülin felehu ve fi gayrihima la yediyoruz. Ve fi gayriha la Bunların dışında arkadaşlar fa'nın başına haberin başına ha gelmesi caiz değil. Konu anlaşıldı mı genel olarak? Evet hocam. Tamamdır. Vacip olan emma arkadaşlar. Emman haberin başına gelmesi vacip. Şu durumlarda da ki örnekleri burada çaiz oluyor. Beşinci merfu arkadaşlar. Kâne'nin ismi. Hük, hükmü, bunun hükmü failin hükmü gibidir demiş. Ve hukmuhu hukmul faili. Altıncı merfu arkadaşlar. Haberu babi inne innenin haberi ve emruhu kemri ke haberin mübteda. Mübtedanın haberi gibidir aynı. Lakin la yecüzü takdimuhu ala ismihi. ismin önüne geçmesi caiz değildir. İlla en yekune zarfen. Zarfı, zarf olması, şibih cümle olması hariç. Arkadaşlar bu konuyu da hatırlayalım. Normal şartlarda bakın inne fiddari racülen Arkadaşlar burada fiddali olmaksızın veyahut da böyle bir şibih cümle olmaksızın haberin öne geçmesi caiz değil. Mümkün değil arkadaşlar. Geçemez. Haber öne geçemez. Böyle şibih cümle olursa her halükarda geçebilir. Bazen geçmesi vacip, bazen geçmesi caiz. Burada vacip. Niye? Çünkü bu nekre arkadaşlar. Nekre olursa vacip, marife olursa caiz. Tamam. Anlaştık mı? Tamam hocam. Tamam, Tamamdır. Abi. Yedinci merfu neymiş? Haberu la line fil cins. Cinsi nefiden la'nın haberi. Ve hukme ki hukme haberin mütelemkeden haberinin hükmü gibidir. La gulame indana indena gibi arkadaşlar. Ee, sekizinci merfu ma ve Leyse'ye benzeyen ma ve la'nın Bunun da arkadaşlar hükmü müptedanın haberinin hükmü gibidir. Hayır yok. hükmü gibidir arkadaşlar. E, dokuzuncu merfu. E, nasip ve cazim. Nasip eden ve cazip eden edat gelmeyen muzariler. Mesela yadribi, yadribani. Bunlar arkadaşlar merfudur. Şimdi mamulatı görüyoruz ya. Evet, kaç dakika oldu biz başlayalım. Bir 15-20 dakika falan. Bir konu işlenir buradan o zaman. Mansubat'a geçtik arkadaşlar. Benmel mansubu felsele set mansuplar 13 tanedir. Birincisi mef'ulü mutlak. Mef'ulü mutlak arkadaşlar burada söylememiş. Üç şey için gelir. Bir, tekit için gelir. Nasar tüke nasra. Orada tekit etmek için söylüyor. İki, adet bildirmek için gelir. Nasar tüke merrateyni. Nasar tüke nasrateyni. Üç, çeşit bildirmek gerekir. Yansurak Allahu nasran azizen Allah sana izzetli bir yardım gönderecek. Bak orada yardımın çeşidi var. Az bir yardım olabilir, çok bir yardım olabilir. Orada yardımın çeşidini anlatıyor. Bunun için gelen bir meful arkadaşlar. Mastarlarla yapılır. Mastarlarla yapılır. Ve huve ismu ismu ma fa'ilu amilun mezkurun lafzan ev takdiran Güzel bir tanım yapmış arkadaşlar. Neyin ismiymiş? Amil failin yaptığı fiilin yani mezkür fiilin lafzen veya takdiren aynı anlamda yaptığı isim. Burada bir failin amilin bir fiili var. Tamam. İki aynı anlamda. Bunun ismi mastara yani. Failin yaptığı işin mastarı arkadaşlar. Lafzen veya takdiren demiş. Buna bakacağız. Daraptı darben demiş. Bakın burada failin yaptığı bir iş var. Dövme fikri. Bunun ismini getiriyorsun. Darbeten ismini getiriyorsun. Dırbeten ismini getiriyorsun. Kadiyekonu bi gayri lafzihi. Bire birebir lafzıyla olmayabilir. Zaten manası dedi. Aynı anlamda olan dedi. Aynı lafız demedi. Kaattu cülü sen dersin. İkisi de aynı anlamda oturdum anlamında. Burada da mef'ulü mutlak olur. Ve kad yuhzefu fi'luhu li kıyamı karinetin. Karineden dolayı bazen fiil hasfedilebilir. Eydan mesela. Eydan çok kullanılıyor değil mi? Aynı şekilde demek. Eada eydan her zaman için böyle kullanılıyor. Ama artık çok fazla kullanıldığı için bu hasfediliyor arkadaşlar. Ve yezu takdimuhu ala takdim edilebilir. Mesela nasran nasart nasran nasart gibi. Ve la yecuzu li amilin. Ve la yelzemu li amilin. Evet. Burada ne diyor arkadaşlar? Bir amil için bağlayıcı olmaz. Yani arkadaşlar amil olamaz demek. Eğer mastar mefulü mutlak olmuşsa arkadaşlar amil olamıyor. Mastar mefulü mutlak değilse amil olamıyor. Mastarın amil olmasını görmüştük hatırlıyorsunuz. Orada da bunu zikretmiştik. Mefulü mutlak olmaması lazım arkadaşlar. Şimdi şöyle. Burada da takdiren, lafzan takdireni anlayalım bir. Fiil arkadaşlar, Lafzen bir fiil olabilir. Bakın buradaki açıkta gördüğümüz gibi. Lafzen. Bu belirtilmiş olabilir fiil. Takdiren. Belirtilmiş olabilir. Bakın. Eydan dedik mesela. Şükran dedik. Afven dedik. Bunun fiili takdiridir arkadaşlar. Onun fiilini lafzi olarak görmüyoruz. Biz anlıyoruz fiili. Tamam. Burada da onu kastediyor. Bu da anlaşıldı değil mi? Evet hocam. Tamamdır. Mefhulüm bir biraz uzun gider abi. Bunu inşallah yarın olmasa da pazar veya pazartesi yaparsın. Tamam. Şu kaydı kapatayım. Hocam. Şu kapatayım.